ülke olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Esnaf grubu olarak özel halk otobüslerinin niye desteklenmesi gerektiğini özellikle belirtmekte fayda var. Özel halk otobüsleri kamu hizmeti yaptıkları için iş yeri kapatma, personeli izne ayırma gibi uygulamalar yapamıyor. Sürekli çalışmak zorundalar. Bir de biliyorsunuz İçişleri Bakanlığı genelgesiyle kapasite kısıtlaması yapıldı araçlarımızda. %50 kapasiteyle çalışıyor ve Ankara ve İstanbul'da da İl Hıfzıssıhha Sağ Kurulu kararlarıyla bu kapasiteler daha da aşağıya düşürüldü. Dolayısıyla 7244 sayılı bir kanun çıktı Nisan ayında. Cumhurbaşkanımız bir kanun çıkardı. Belediyeler aracıyla top taşıma desteklensin, sürdürülebilir olması için desteklensin diye. Ama maalesef şu ana kadar 17 tane belediye bu açıklamayı yaptı, destek vereceğini. Diğer belediyeler ise bizim bütçemiz müsait değil dedi. Şimdi hem kısıtlamaya maruz kalan hem zorunlu olarak çalışmak zorunda olan halk otobüslerinin uzun vadede toplu taşımayı sürdürebilmeleri için kesinlikle devlet desteği şart. Çünkü özel halk otobüslerinin diğer ticari sektörlerden bir diğer farkı da ücretsiz hizmet yaptırılan tek sektördür özel halk otobüsleri. Taşıdığı yolcunun Türkiye genelinde günlük yaklaşık %25'i ücretsizdir. Son olarak da sağlıkçılarımızı ücretsiz taşıyoruz ki bundan memnuniyet duyuyoruz. Bunu da belirtmekte fayda var. Hem ücretsiz taşıma yaptırılan hem kapasite kısıtlaması getirilen bir sektöründe devlet desteği olmadan ayakta kalması mümkün değil. Zaten takip ediyorsunuz mutlaka. Bütün büyükşehir belediye başkanları özellikle ki Belediyeler Birliği Başkanımız Fatma Hanım da bu açıklamayı yaptı. Artık toplu taşımada kullanılan akaryakıtta ÖTV'nin alınmaması gerektiğini söylediler. Çünkü belediyeler de artık bu yükü kaldıramıyorlar. Çünkü çok maliyetli bir sektördür toplu taşıma. Belediyeler yeni otobüs almakta, ulaşımla ilgili farklı yatırımlar yapmakta zorlanırken özel sektörün bunun altından kalkması zaten mümkün değil. Dolayısıyla akaryakıtta kesinlikle ÖTV muafiyeti olması lazım. Çünkü toplu taşıma zorunlu bir ihtiyaç. Özel tüketim vergisine tabi olmaması gerektiğini düşünüyorum. Maliye Bakanlığı'nın endişesi bunun otokontrolünü sağlayamayız endişesi var. Bize şöyle bir fikir önerdik. ÖTV iadesi diye bir sistem geliştirelim ki zaten belediyelerde bizim bütün araçlarımızın o gün yaptığı kilometreleri, yaptığı seferler ve taşıdıkları yolcuların teferruatlı ayrıntıları mevcut. Oradan temin edilerek bu sektör böyle ayakta tutulabilir. Çünkü ücretsiz taşımaya her gün yenileri ekleniyor. Son olarak 8 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımız jandarma personeliyle sahil güvenlik personellerini de Cumhurbaşkanı kararıyla eklediler. Dolayısıyla bu sektörün acilen desteklenmesi lazım. Özellikle Aile Bakanlığı'nın ücretsiz taşıma için araç başı gönderdiği bir destek var, gelir desteği. İstanbul ve Ankara'da 1330 lira, diğer büyük şehirlerde 1000 lira, normal illerde de 800 lira olarak esnaflarımıza ödeniyor. Ama bu ödenen para belediyelerden alıp istatistikler incelendiğinde de görülecek zaten. 1,5 günlük ücretsiz toplu taşımayı karşılıyor. Dolayısıyla bu gelir desteğinin de belediyelerden teferruatlı veriler alınarak güncellenmesi ve arttırılması lazım. En son 1 Haziran 2018'de Cumhurbaşkanımızla halk otobüsü esnafının buluşmasında bir zam yapılmıştı. Bunun da güncellenmesi gerekiyor. Yani temelde iki tane talebimiz var. Akaryakıtta, top taşımada kullanılan akaryakıtta özel tüketim vergisi muafiyeti ve gelir desteğinin arttırılması. Yoksa toplu taşıma bu pandemi sürecinden sonraki olağan süreçte de ayakta kalamayacak gibi gözüküyor ki birçok esnafımız şu anda iflasın eşiğinde zaten. Hepsi kredi borçlu. Araç yenileme maliyetleri yüksek olduğu için kredi borcu olmayan esnafımız yok. Desteklenmesi gerekiyor. Özellikle bu pandemi sürecinde Bağkur primlerinin ödenmiş sayılması gerekiyor. Çünkü devletimizin bu yükü kaldıracak gücü var ama özel sektör olarak biz bu yükü kaldıramayız.